Bakmıyorum ki zaten. Chat'e kötü bir şey yazsanız da benim umurumda değil ki. Umurumda olsa geçip burada yayın açmıyorum zaten. Random atabilirsiniz. Bu beni daha çok mutlu eder. Çünkü ben de kendi hayatımda random kullanıyorum sürekli yani. Bir dakika camı açacağım. Çok terledim gerçekten. Şu an çünkü çok sinirliyim. Her neyse. Şu konuda kalmıştım. Aynı olayı kendin yaşadığın zaman herkes işte birbiriyle arkadaş olabilir. Kimse kimsenin yerini alamaz. İşte şu bunun yerini alamaz. Şöyle yapamaz, şöyle yapamaz diyen sendin. Madem peki böyle bir şey diyorsun. Aynı durumda ben olduğum zaman aynı şekilde benimle bu şekilde konuşup bana mı linç attırmaya çalışıyorsun? Bu musunuz siz? Madem o kadar arkadaşını seviyordun, o çocuk buradayken sizi aradığı zaman, seni aradığı zaman hadi gel bugün bunu yapalım, bugün şunu yapalım. Oradaki arkadaşlarına takılmak yerine gelip bu çocukların yanında durabilirdin. Ben şu anda mesela beni kimse aramasın. Atıyorum bir günümü anlatayım size. Ben bir gün beni Deniz aramasın, beni Mehmet aramasın, Yiğit aramasın, Ömer abi aramasın, ne bileyim şu aramasın, bu aramasın, bu aramasın. Ben arıyorum. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Bugün ne ediyorsun? Şunu musun, bu musun? İnsanları arayıp soruyorum. Ben vefalı bir insan olduğum için bunları yapıyorum. Bu insanlar bu yüzden beni seviyorlar. Ama senin yerini kimse alamaz. Ha, bunu hala da söyleyeyim. Senin yerin çünkü verilmiştir bir kere. Ben bunu önceki yayınımda da bahsettim zaten. Bir insan birisine bir yer veriyorsa o yeri kimse alamaz. Ben size bir değer veriyorsam sizin değerinizi kimse alamaz. Ya da aynı şekilde ben size soruyorum. Siz bana bir değer veriyorsunuz. Benim yerim burada sizde. Ya başka bir insanla tanışıyorsunuz sonrasında. Onunla yakın oluyorsun atıyorum. Ben şimdi sana gelip sorsam benim yerimi aldın mı desem buna. Sen ne dersin? Senin yerin burada, onun yeri burada. Ama senin yerin burası. Konu bu. Konu çok saçma. Bu tarz muhabbetten kendi yaşadığı zaman aynı şekilde işte insanlar arkadaşlık kurabilir, şöyle olabilir, kimse kimsenin yerini alamaz dediğin zaman da bana niye aynısını söylüyorsun? Aynı şeyi ben yaşadığım için bana bu şekilde mi linç attırmaya çalışıyorsun? Hani bu kadar mı artık iğrençleştik ya? Bu kadar mı? Bu konuyu da geçiyorum. İkinci olarak, hastanelik olduğun zaman Edacığım biliyorsun. İşte yarın aramadı muhabbeti, şu oldu muhabbeti. O kadar uzattınız ki bu konuyu. Ben bu konuya da bir açıklık getireyim. Bir dakika. Bu konu gerçekten beni içten içe çok yıpratan bir mevzu olduğu için gerçekten çok üzüldüm. Aşırı üzüldüm. Şimdi bu söyleyeceğim şeyi ben çok önceden öğrenmiştim. Ama yine de konusunu geçirip bir hani ara tekrardan bozulsun istemedim. Ya da hani bu konunun tekrardan böyle gün yüzüne sunulup tekrardan sormak istemedim. Çünkü biri benim arkamdan konuşuyorsa onun bana gelip söyleme yüzü de olsun istedim her zaman. Ben birisinin arkasından konuşuyorsam geçip yüzüne de söylerim çünkü. Bu kadar. Mevzu şu arkadaşlar. Bundan önce yaşanıyor bir de. Biz arkadaşken yaşanıyor böyle bir şey. Mehmet'in doğum gününün olduğu akşam büyük ihtimalle. Ondan sonra biz hepimiz Denizler'le kaldık o gün. Ama herkes vardı. İşte kıyafetler falan verdik. Hatta o gün evi topladık biz Eda ile birlikte. Ondan sonra her neyse işte her taraf dolu olduğu için herkes birbiriyle yatıyor. Ama şöyle bir şey var. Biz zaten 7-24 beraber insanlarız ki Eda buradayken onunla da aynı şekilde. Biz Eda ile birlikte de yatıyorduk, birlikte uyanıyorduk. İşte her şeyimiz birlikte. Bu erkeklerde de böyle. Biz kanka gibiyiz. İşte ne bileyim kardeş gibiyiz. Yani bunu ben size nasıl anlatabilirim yanlış anlamamanız için? Hani birlikte uyuduğumuz zaman karşılıklı horluyor bile olabiliyor yani. Böyle bir şeyimiz var. Ve bunu herkes, kendi içimizdeki herkes çok iyi biliyor. Herkese kardeş anlamıyla yaklaşıldığını içimizdeki herkes çok iyi biliyor. Du belki de. Ben öyle düşünüyordum. Ben hala öyle düşünüyorum. Ama en azından içerideki kirli çıkı kim? O ortaya çıktı. Her neyse. Böyle bir muhabbet geçiyor. Ondan sonra bir gün küs olduğu bir arkadaşına diyor ki biz küstükten sonra bu olay yaşanıyor. Bu evde herkes kalıyor falan ya. Ondan sonra gidiyor bundan 2-3 aya geçiyor işte. Üzerinden bayağı olay geçiyor. Biz küsüyoruz. Bu yayınlar falan açılıyor. Bunlardan da sonra bir tane eski küs olduğu arkadaşına gidip diyor ki beni dolduracak ya o kıza karşı. İşte Yaren kötü bilsin istiyor çünkü büyük ihtimalle ki bunu böyle bir şey söylüyor. Diyor ki
Yaren Deniz'e aşık. Onları uyurken gördüm. Bu ne kadar iğrençliktir ya. Sen aynı şeyi yapmadın mı kardeşim? Sen kardeşim dediğin insanın yanına da uyumadın mı? Böyle bir iğrençliği nasıl gelip söyleyebiliyorsun? Benim o insanlara karşı kardeş gözüyle baktığımı çok iyi bilmiyor musun? Biliyorsun. Neden peki o kazı doldurmak için gelip bu şekilde konuşuyorsun? Bunu da geçtim. Ben bunu biliyordum. Ben bunu bildiğim halde hastaneye gittim. Sonra ne oldu? Yine linç yiyen ben oldum. Niye? Çünkü ben hiçbir şey anlatmıyorum. Ben hep ağzımı tutuyorum. Yapılan haksızlıkların hepsini susuyorum. Çünkü ben salağım. Çünkü benim umurumda değil. Siz var ya kafayı yemişsiniz. Bak yemin ediyorum. Çünkü bu söylediğinin bir açıklaması yok. Çünkü bu söylediğin bir açıklaması yok. Bunu ne olarak düşünebilirim? Hani bu mantıklı bir insan bunu ne olarak düşünebilir? Ya büyük ihtimal kafayı yemiş olabilirsin. Çünkü hani dışarıdan da bir insan değilsin. Sonuç olarak bizim hep birlikte olduğumuzu da biliyordun. Falan filan. Yani bu konu, Eda gerçekten bu konu için sana o kadar böyle... Seni hiç tanıyamamışım ya. Seni gerçekten hiç tanıyamamışım. Aha bak. Hemen yazıyorum kim olduğunu Eda. Tamam, yayından sonra bunu söyleyen kişiyle yüzleştirmek istiyor. Tamam. Arayacağımı söyledim. İkinci olarak tamam, Eda böyle bir şey olmadığını söyledi. Yüzleşmek istediğini söyledi o insanla. Tamam, bu konu zaten bu kadardı. Benim anlamadığım şey sadece şuydu. Bizim içimizde olmasına rağmen, aynı şeyi de kendisi de yapmasına rağmen neden böyle bir şey düşünüp geçip bu şekilde konuşmuş? Ben buna anlam veremedim. Bunu anlamadım. Ve şunu size söyleyeyim arkadaşlar hazır bu konu açılmışken. Biz neden Deniz'de video atmıyoruz? Neden şöyle olmuyor? Çünkü yanlış anlaşılmalar oluyor. Ki video atmamamıza rağmen. Ben bu tarz bir şey istemediğim için o da aynı şekilde. Bu yüzden video atmadık bu zamana kadar. Bu konu bu. Ve şunu söyleyeceğim. Benim hani bir annem var biliyorsunuz. Bu konuya girmeyeyim. Ben bunu özel olarak konuşacağım. İkinci olarak. Bir konu daha var. Bundan bağımsız konuları böldüğüm için söylüyorum. İkinci olarak benim... Anlamadığım ikinci bir olay. Sude diye bir arkadaşımız var. Sude Bulut. Sude'yi severim. Ne kadar yaşanmışlıkları olsa da şey olsa da iyi kız dedim. İyi şeydir, budur falan filan. Benim famlarımla kavga etmeyi bırak artık. Benim famlarımla kavga etmeyi bırak artık lütfen bak. Bana sallıyorsun. Bana ya da şöyle söyleyeyim. Bir şarkıda bana sallanan bir kısımda geçip orayı sürekli söylüyorsun ve benim famlarım beni koruyor orada. Ve bu yüzden kavga ediyorsunuz. Bir şeyler yaşanıyor. Hani benimle uğraşma ki onlar seninle uğraşmasın. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Uğraşmayın. Kimseyle uğraşmayın. Kendi hayatınıza bakıp kendi içeriklerinizi yapın artık. Lütfen. Bütün insanlar bunu sizden istiyor. Gerçekten bu tarz polemikleri bırakıp kendi içeriklerinizi yapın. Kendi içeriklerinizi çıkartın artık. İnsanlar kaos istemiyoruz diye diye bir hal oldular çünkü. Yeter. 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 Delirdim artık arkadaşlar ya. Vallahi yok artık. Ne alakayım anladınız mı? Artık bütün olaylara ne alakayım yani. Diğer konuya da geleceğim. Hepsine geleceğim. Rahat olun yani.
Biraz chat'i okumak istiyorum şu an. Satarsan dostu için. Kimi satmışım? Kimi satmışım? Hadi bana söyle. Kimi satmışım? Kimi satmışım? Ne olur bana söyler misin? Arkadaşlar bana kimi sattığımı söyler misiniz? Şu an hazır chat'i okuyorken chat'in aklındaki bir tane soru işaretini de sileyim buradan. Ceren'i sattım. Ceren'i mi sattım? Allah Allah. Neden peki? Neden? Ben 10 tane adım atmama rağmen beni iten bir insandan arkadaşlığımı kestiğim için mi satıcıyım? Neden bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun? Ne zaman adım mı attım? Arkadaşlar mesajların hepsini açıp burada göstermedim mi ben size? Ben gidip yazdım demedim mi? Bunu inkar edemez. Mesajlar duruyor çünkü. Ben kıza gidip sürekli mesaj atmışım zaten. Ben ona zaten zamanında dedim ki bak. Sevgili geçip gidici. Ben hep burada kalacağım. Bak ne olursa olsun. İnsanlar bizi diğer arkadaşlıklar gibi görmesin diye bir taraflarımı yırttım. Bunu inkar edemez. Yok işte şuna saygısı yok diye, yok buna saygısı yok diye, yok. Şimdi benim ağzımı açtırma. Bak işte şunu sevmiyorum. Tamam chat'i okumayacağım. Direkt farklı bir konuya kayıyorum. Geçiyorum bunu. Neymiş? Cüanlar. Ben zaten o mevzuyu geçenki yayınlarımda anlattım. Dedim ki böyle bir konu oldu. Biz böyle bir kavga yaşadık. Böyle bir problem yaşadık. Sonra ben oradan ayrıldım. Bitti, kendi evime taşındım. Konuşmadık zaten bir daha da. Sonuç olarak burada kimse kimseyi satmış olmuyor. Ben eğer burada oturduğum süre zarfından sonra edindiğim arkadaşlıklar benim kendi arkadaşlıklarımdır. Ben birisi için birisini satmış olmuyorum ki. Böyle bir mantık olamaz zaten arkadaşlar. Böyle bir mantık yok. Kimse kimseyi satmış olmuyor böyle bir şeyde. Kendinizde bu şekilde işte yarın bir açığı yoktur. Satıcı diyeyim damgası vurarak hiçbir şey yapamazsınız. Beni üzmüyorsunuz. Çünkü ben böyle bir şey yapmadım. İçim rahat. Benim içim buradaki arkadaşlarım da biliyor neyin ne olduğunu. Onlar da rahat. Zaten önemli olan onlar. Bir insan benim olmadığım gibi biri olarak bana sürekli sen şöylesin, sen böylesin dediği zaman ben onu takar mıyım? Niye takayım? Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Bu şekilde. Ne olmuş? İşte sen onu aramadın, ben bunu aramadım. Muhabbet şu. İki taraf da birbirini arayıp sormadı o zaman. O zaman onlar da beni satmış oluyor. Böyle bir karışık bir mevzu. Biz bunu şu şekilde adlandırıyoruz olgun insanlar arasında. Anlaşamadık. Arkadaşlığımız devam etmedi. Ve arkadaşlığımızı bitirdik. Bu kadar. Evet. Ne? Keşke telefonu yayın açarken telefonu kapatsaydım ya. Arkadaşlar şu an hani ne alaka, anladın mı? Yani sıkıntı yok. Ben burada her şeyi konuşacağımı söyledim. Konuşu. Benim az önce bahsettiğim Eda'nın eski bir arkadaşının anlattığı mevzu. Şimdi o kız bana yazdı. Kız biliyorsunuz hepiniz Buse. Bizim Buse. Buse'yi anlattığı bir mevzuymuş. Şu anda bana dedi ki Eda düşüncesini söylemiş. Ondan sonra bize sizin kardeşim dediğiniz insanlar biz özellikle
Ben anlamadım. Konuşuyor büyük ihtimalle. Dediği şey şu. Eda'nın üzerine bir şey kalmasın. Benim hatam olarak söyleyebilirsin. Yayın falan açacaksan yazmış. Burada kimsenin bir hatası yok. Burada Buse senin de bir hatan yok. Lütfen artık böyle kaos şey olsun bitsin kafasına girip kendi üzerine bir şeyler alma. Çünkü kendi üzerine bir şeyler aldığın sürece sen hiçbir zaman kurtulamayacaksın bu mabetlerden. Benim Buse ile arkadaşlığımda buna da bir şey bulacaksınız da bunu sonra anlatacağım. Falan filan. Neyse. Bas, devam ediyorum. Bak kafam yine karıştı ya. Ya kafam yine karıştı ya. Ben telefona falan bakmıyorum. Kapatıyorum telefonumu şu an. Uç modunu aldım. Şimdi konuyu topluyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Konuşuyor. Az önceki bahsettiğim muhabbeti burada açıkladıktan sonra Eda bana yazdı. Ben o şekilde söylemediğim vesaire bunlardan bahsetti. Sonrasına gitti. Buse yazdı. Eda'nın üzerine kalmasın dedi. Şimdi ben olayı topluyorum aynı şekilde. Şimdi böyle... Abi beni niye arıyorsunuz? Arkadaşlar salabilir misiniz? Yayın açayım. Devam edeyim, konuşayım. Lütfen. Ya neyin senaryosundan bahsediyorsunuz? Neyin senaryosundan bahsediyorsunuz acaba? Hani neyin senaryosu olabilir bu? Her şey bir senaryo, her şey bir senaryo. Doğrular ağır geliyorsa çık buradan. Bu kadar basit. Ben eğer senaryo yapıyorsam burada, çık buradan. İzleme kardeşim. Senaryo yapıyorsam çıkabilirsin. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Çık o zaman. Bunu boşuna koymadılar buraya. Yine mi dondu? Donuk gözüküyor ya. Yayın donuyor mu? Donuk gözüküyor bende şu an. Donmuyor mu? Chat durdu ama. Tamam hadi. Chat şu an tamamen donuk bir şekilde. Neyse ben devam ediyorum arkadaşlar. Bu düzelmeyecek büyük ihtimal. Yayında ise sıkıntı yok. Yani. Her neyse devam ediyorum. Suda olayını konuştum. Bunu artık anlatmak istemiyorum. Eda konusunu söyledim. Bu arada yanlış anlaşılacak bir konu yok. Şuradan yok. Biz zaten kardeş gibi uyuyoruz. Hani bir sıkıntı yok orada. Konu bu değil zaten. Bunu o arkadaş da bilmesine rağmen geçip başkasına bu tarzda bir konuşma yapması sıkıntı olan bu. Çünkü zaten o da biliyor bizim arkadaş kardeş olduğumuzu. Sıkıntı burada yok. Sadece benim anlamadığım bir şey gidip bunu başkasına söyleyip bir de aşıkmış bir tavırda bulunuyor. Aşıkmışım tavrında bulunuyor. Benim kimse... Ben bunu söyleyemem ama yani. Arkadaşlar devam ediyorum. Benim zaten sevdiğim bir insan var. Benim hayatımda ben kimseyi almıyorum ya da herhangi birisi şu bu öyle bir şey yok. Bunu aklınıza bir sokun. Ben bunu az önce söylesem mi söylemesem mi arada kaldım. Ama umurumda değil. İnsanlar yanlış bir şey düşünmesin artık. Çünkü ben neysem, ben ne yapıyorsam, ne ediyorsam ya da ya bunu nasıl anlatabilirim? Ben burada hepsini gösteriyorum. Ben yarın alacaksam burada da buyum arkadaşlar. Ben gram oynamıyorum. Bunu size bu kadar söyleyeyim. Bu kadar net söylüyorum. Şu kadar bir yalanım varsa buradan buraya gitmek nasip olmasın. Devam ediyorum. Dün bir yayın açılmış. Aslı yayın açıyor ve orada benim arkamdan bir kanıt bulmaya çalıştığından falan bahsediyor. Yine aynı muhabbet yüzünden. Dün benim gerçekten anlam veremediğim bir yayındı. Çünkü düşünüyorum diyorum ki
Hani bir insan artık nasıl bu kadar ileri gider, nasıl kafayı yediğini bu kadar belli eder dedim. Çünkü ben en son o kızla, eski arkadaşım diyeceğim, eski arkadaşımla kavga ettikten sonra sürekli yayınlarda şununla bunda, ben en son ne yaptım? Mesajlaştık, aynen en son mesajlaştık. Şöyle yaşanıyor da, ben bir WhatsApp konuşmam benim yayıldıktan sonra, hani yine bir tane yerce dalgası çıkartılıyor tekrardan ilk zamanlarında, edit beğeniliyor falan filan. Sonrasında ben iyice sinirlenip WhatsApp grubunda konuşurken başka birisine iletiyorum falan filan, bu mevzudan bahsedeceğim. Ondan sonra bu falan filan. Sonrasında ben iyice sinirlenip WhatsApp grubunda konuşurken başka birisine iletiyorum falan filan, bu mevzudan bahsedeceğim. Ondan sonra bu mevzu yaşandığında o gün gelip başka birisine iletiyorum falan filan, bu mevzudan bahsedeceğim. Ondan sonra bu mevzu yaşandığında o iyi bağlantı diyor şu an. Ha, chat de düzeldi. Tamam, devam ediyorum. Bir yudum alayım. Bu kanadan bahsettiğin zaman nerede kaldığımı da unuttum. böyle bir edit beğeniliyor işte şu bizim Deniz olan işte sevgiliymişiz gibi bir algı yapılıyor, şöyle yapılıyor falan filan. Bu muhabbetlerden sonra yayınlar şey oluyor falan vesaire. Bana WhatsApp'tan yazıyor, beni arıyor. Ben görmemişim çünkü numaram dağıldığı için mesajlar arda arda geliyor, gözükmüyor mantıken. Ben de görememişim. Gece biz Bursa'ya gitmiştik. Benim bir imzalamam gereken bir şey vardı. Babamın yanına gittik. O gün de orada WhatsApp'tan yazdığına baktım. İnceledim iyice kim mesaj atmış falan filan diye. Sonra bana orada soru işareti atmış, gülücük atmış. İşte açsana bir falan filan böyle bir şeyler yazmış. Sonra ben bunları sonradan gördüm. Kaydetmiş beni. Sonra durumuna baktım. Hem mesajına baktım. Mesajına baktıktan sonra durumuna baktım. Durumunda ağlayarak story'ler atmıştı. Ben bir dedim ki, ben ne yaptım oldum yani, bu kız ağlıyorsa ben kötü bir şey yaptım ve benim yüzümden ağladığını falan düşündüm ve ben kendimi kötü hissettim. Kötü hissettiğim için de dedim ki dur, mesajlar duruyor, en azından okuyayım ki insanların aklında yanlış bir hareket ya da yanlış bir şey kalmasın. Çünkü ben burada yalan söylemiyorum, ben neyse onu söylüyorum, senaryo yok burada maalesef. Ha, şöyle, beni aramış iki kez. Ara bakalım yazmış. Sonra iki kez daha aramış. Gülücük koymuş şöyle. İki gücük parantez koymuş. Ondan sonra iki tane daha, iki kez daha aramış. Sonra ben gördükten sonra gece 3.50'de görmüşüm. O bana 12'de yazmış. Ağlayarak soru attığında ben görmüşüm, demişim neredesin yazmışım. Soru işareti atmış. Sonra demişim ki konuşalım son kez, barışmak için değil, uzlaşmak için, halin hal değil, iyi değilsin yazdım. Çünkü ağladığını gördüm ve bu problem üzerine hani dedim ki sen en azından kötü bir şey yapma. Hani bırak konu devam etmesin ve kesilsin, bitsin artık. Ya dedim hani insanlar eski kaosları görmesinler, eski arkadaşlıkları yaşadığı böyle kötü şeyleri görmesinler dedim. Sonuç olarak ben o kızla bir arkadaşlığım oldu. Ben o kıza zamanında sözler verdim. O bana sözler verdi. Ben hala bunu tutma derdindeyim. Devam ediyorum. İyiyim, sorun yok. Sen hakkında hiçbir şey konuşmazsan benden tek kelime duymazsın, emin ol dedi. Ben de dedim ki iyi güzel, kötü günlerimiz oldu. Öyle böyle yapmaya devam edersen gerçekten iyi olmayacak senin açından. Geleyim konuşalım, kapansın, bitsin dedi. İyiyim, teşekkür ederim düşüncen için yazmış. Ondan sonra ben de dedim ki bak Ceren, bu sana son iyiliğim olsun. Beni hep iyi bil, bu iş böyle bitsin. Ne sen bana gönderme yap, ne de ben sana. Bir şey olduğu zaman arayıp bana sor. Gerçekten uzadı. Herkes kendi yolunda olsun. Başarılarımız konuşsun artık. Boş kaoslar değil yazdım. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Benim de sana son iyiliğim olsun. Unutma hiçbir şeyi yazdı. Ben de dedim ki unutulacak bir şeyler yaşanmadı zaten. Yolun açık olsun. Gerçekten kendini bitik hissettiğinde araman yeterli. Eğer öyle bir duruma gelirsen her şeyi unutabilirim dedim. Yine ben iyi insan olmaya çalıştım. Annem bana ne öğrettiyse, hani dalga geçtiniz o annem var ya, o annem bana iyi insan olmayı öğretti. İyi insan olmaya çalıştım ben de burada. Ama karşıdaki tarafta benim açığımı bulmaya çalışıyor. Kanıt bulmaya çalışıyor. Ve bana bunu diyor. Ben yine diyorum ki bak konu kapansın, şu olsun bu olsun. Bana bu linci ikinci kez attırıyorsun. Ama
bu ikinci atışında insanlar salak değil, inanmayacaklar. Çünkü ilk de kime yaptın? Kime yaptın? Kürşat'a yaptın. Ben o zaman da linç edim değil mi senin yüzünden? Neden? Çünkü kıskandın. Ben bir arkadaş edindim. Ve sen bunu kıskandın. Niye senin eski sevgilin? Niye kıskandın peki? Çünkü eski sevgiline yan gözle bakarım diye. Niye? Çünkü kişi kendinden bilir işi. Böyle bir sözümüz var biliyorsun. Ama ben hiçbir zaman Kürşat'a kardeş gözüyle... Tövbe tövbe. Dur yanlış oldu dur. Ben hiçbir zaman Kürşat'a farklı bir gözle bakmadım. Her zaman kardeşim dedim. Çünkü o benim kardeşim. Ne olursa olsun zamanında kardeşim dedim. O da bana aynı şekilde. Biz birbirimizi parçalasak da bu böyle. Ne oldu sonra biz ilk o zamanlar yakın olduğumuzda? Sen gittin onunla barıştın. Niye? Beni kıskandığın için. Bilerek barıştın. Bunu da biliyorum. Bunu inkar edemezsin çünkü bunu da biliyorum. Hatta bu yayını izledikten sonra geçip beni ara, hatta kapıma gel. Konuş benimle. Ben çünkü artık buradan konuştum. Senin yaptığını yaptım. Senin yaptığını yapıp buradan konuştum. Şimdi gel kapıya benimle konuş. Yüz yüze konuş benimle artık. Devam ediyorum. Sonra böyle bir mevzu yaşanıyor. En son artık konuşalım bitsin. İşte şöyle böyle deniliyor. Sonra ne oluyor? Dün Aslı yayında açıp ne dedi? İşte onlar sevgili. Onların arkasından kanıt toplayacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Madem böyle bir şey düşünüyorsun. Ben sana bu telefonda bir şey duyduğun zaman beni ara. Bana sor. Konular uzamasın dediğimde niye beni aramadın? Neden başkaları tarafından ya da başkalarına bir kanıt toplayıp beni burada mı patlatacaktın? Velev ki düşünün arkadaşlar. Biz bu zamana kadar Deniz'le çok fazla paylaşım yapan bir insan değiliz. Ve biz bir sürü fotoğraf çekiniyoruz. Herkesle bir sürü fotoğraf çekiniyoruz. Yiğit'le de fotoğraf çekiniyoruz. Şununla da bununla da. Şöyle bir şey düşünüyorum. Madem hani Velev birisi attı. Bir fotoğraf, bir kanıt bulmaya çalışıyor çünkü arkadaş. Hani fotoğrafımızı buldu, attı. Fotoğrafımızı buldu, attı. Normal bir samimi olduğumuz bir fotoğraf bile düşünün. Burada geçip bunu konuştuğu zaman burada nasıl bir duruma düşülür sizce? İnsanları kaos bitsin diye, hani biz yırtıyoruz ya, yine de söylüyorum aynı şeyi. İnsanları sen açıklarını böyle bulmaya çalışıp vurmaya çalışan sensin. Kimsenin açığını bulamayacaksın. Senin açıkların daha fazla çünkü. İnsanlarla uğraşma artık. İnsanları sal. Sal. Ben bir biliyorsam sen 10 biliyorsundur. Sen 10 biliyorsan ben 100 biliyorumdur. Unutma bunu hiçbir zaman. Sana bir şeyler geliyorsa buradaki herkese bir şeyler geliyor. Buradaki kimse dört dörtlük değil. Ben de değilim, sen de değilsin, o da değil, bu da değil. Herkesin hataları var, herkesin yaptığı şeyler var. Kimseyi geçmiş yüzünden vuramazsın. Tamam mı? Bunu unutma. Bak bu çok ince bir çizgi. Sen sürekli insanların şusundan busundan bahsediyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, kanıt aramaya çalışıyorsun. İnsanları sal artık. Kendi yoluna bak. Hayır, öyle bir fotoğraf buldun. Ne yapacaksın? Abi geçip burada ne diyeceksin? Bunlar sevgili midir? Kim inanacak sana? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Benim kimi sevdiğimi çok iyi biliyordun. Bilmiyor musun? Biliyorsun. Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü Yaren'i linçleteyim. Niye? Niye? Ne istiyorsun benden? Ben sana zamanında ayaklarına kadar yalvarmadım mı? Bak arkadaşımız bitmesin. Böyle yollar olmasın. Bak bu hale gelmeyelim. Çok kötü hale geleceğiz Ceren dediğimde. Neden bana aynen öyle olmayalım, şöyle olmayalım deyip neden bunları yapıyorsun? Neden o zaman da ben sana, senin için o kadar uğraşmama rağmen, senin arkadaşımız bitmesin diye o kadar uğraşmama rağmen, niye el uzatmadın? Şimdi neden burada el uzatılmış sanki senmişsin, ben senin elini tutmuşum gibi gösteriyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Senin elini ben mi tutmadım? Benim elimi sen tutmadın. Bir de o gün o yayında diyorsun ki Yaren'le bir daha arkadaş olmam. Ben seninle olur muyum bir daha? Ben seninle bir daha olur muyum? Olur muyum? Ben senin gerçek yüzünü gördüm çünkü. Ben sana bir daha inanır mıyım? İnanmam. Asıl ben senin arkadaş olmam. Bunu unutma, tamam mı? Sonra gelelim. Bütün kadınların sesi olacaksın, değil mi? Neredeydi o?
Bütün kadınların sesi olacaksın. Çok haklısın. Bulacağım arkadaşlar. Bir şey arıyorum. Özür dilerim. Sizden gerçekten özür dilerim. Şu an beni bu şekilde gördüğünüz için. Ama artık yeter ya. Vallahi yeter ya. İnsanlar neden susmuyor arkadaşlar? Neden böyle devam ediyorlar? Ben anlamıyorum ya. Kadınların sesi olacaksın değil mi? Al bak burada bana katil diyorsun. Twitter üzerinden hala duruyor. Hala duruyor. Hala duruyor. Hala duruyor. Bir de geçen gün gittim demiştin ki yarını bilmem ne dava açacağım. Neye dava açacaksın? Neye açacaksın? Neye açacaksın acaba? Burada haklı olan kim? Ben sana da dava açtım biliyorsun değil mi? Sana davayı ben açtım. Benim şahsıma, benim yapmadığım bir şeye beni yapmış gibi gösterip beni nişlettirdiğin için, beni insanlara karşı küçük düşürdüğün için ben o davayı sana açmıştım zaten. Biliyorsun. Söylemiştim çünkü. Neyin davasını açabilirsin bana? Bana katil diyen sensin ya. Sen benim balı ne kadar sevdiğimi biliyordun. Biliyordun. O hayvanı ben sokakta buldum. Arkadaşlar o hayvanı ben sokakta buldum. Götürdüm veterinere temizlettim. Sonrasında Bursa'dayken evime aldım baktım. Buraya taşındım. Burada geldim baktım. O hayvan benimle büyüdü. Ben o hayvanı sokaktan aldım. Ben o hayvana para vererek almadım. Para vererek de alırdım ama hayvan ticareti yapmıyorum. Bunları yapanı da kınarım. Siz de kınayın. Can parayla alınmaz çünkü. Eğer hayvan severlikse konu sokaktan sahiplen o zaman. Hani senin dediğin şey şuydu ya, insana, pardon, hayvana sevgisi olmayan bir insanın insanı olur mu? O zaman sen de aynısını yap. Sokaktan sahiplen. Cins kedi alayım işte güzel gözüksün diye bunları yapma. Ben o hayvan oraya düştüğünde canım ne kadar yandığını çok iyi biliyorsun. Senin dizinde ağladığımı çok iyi biliyorsun. Sana sordum değil mi ben ne yapacağım diye. Ne yapacağım dedim. Kanka söyleme böyle şeyler söylenmez sosyal medyada. Çok kötü gözükürsün işte şöyle olur böyle olur dedin. Sonra ne yaptın? Arkamdan vurdun. Bunu geçip yayın karşısında sen söyledin. Yaren kedisini camdan düşürdü dedin. Niye? Sözde ben de sana aynısını yaptım değil mi? Peki benim haberim var mıydı? Yaren hiç yayında söyleme dedin mi? Demedin. Ben nereden bilebilirdim? Benim öyle bir düşüncem var mıydı? Acaba ben Ceren yayında işte şunu söylesem, şöyle bir linçlettirsem diye bir çabam var mıydı? Bu zamana kadar oldu mu? Bu zamana kadar kimi linçletmeye çalıştım doğru düzgün? Kime yaptım? Ben bu zamana kadar ne zaman ağzımı açtım ya doğru düzgün? Senin dizinde ağladım abi ben. Ben senin dizinde ağladım. Bu ne kadar acı biliyorsun değil mi? Bu ne kadar acı? Ben senin dizinde ağlayıp sana dedim ki ne yapacağım? O benim canım da dedim. O benim çocuğum gibiydi dedim. Sen ne yaptın? Katil dedin. Yayın açıp katil dedin. Gittin Twitter'a katil yazdın. Ama doğru, sen kadınların sesi olacaksın. Değil mi? Kadınların sesi olacaksın madem. Gruplarına gittiğinde benim ta o zamanki olayı söyleyeceğim size. Ben bir gün ne olmuştu? Biz hep birlikte bir gün denizlere gittik arkadaşlar ama herkes vardı. O gün de benim üstüm biraz açık olduğu için kıyafet verdiler bana. O kıyafet de bende kaldı. Sonrasında bir tane video çekmiştik Ensar'la. Ensar'ın videosunun altına beni küçük düşürecek bir şekilde şunu yazdı. İstersen kıyafet parası vereyim mi? O tarzda bir şey yazdı. Ben hatırlamıyorum ama siz biliyorsunuz bu konuyu. Bu konuda ne yaptı biliyor musunuz? Gruplarına gidip beni işlettirmeye çalıştı yorumlarıyla. Kıyafetini giydim diye. Ne alaka kardeşim? Ne alaka hani? Ne alaka? Bu kadar aciz bir insan mısın? Bu kadar kaos bitsin diye uğraşmamıza rağmen sen gidip gruplarına şu işte Yaren bunu şöyle yapmış, bunu linçleyin, Yaren'i linçleyin dediği zaman sen ne yapmış oluyorsun? Aferin. Çok büyük bir şeye başardın. Linçlettin beni. Çok mutluyum yani. Aşırı mutlu oldum. Bu kadarsın sen. Sen bu kadarsın. Hiçbir zaman geçip insan gibi bir insanı arayıp konuşamazsın. Sadece kudurduğun için, üzüldüğün için, içten içe bir kıskançlığın olduğu için. Çünkü herkesi kendin gibi biliyorsun. Herkesi kendin gibi düşünüyorsun.
Ve bana da aynı şeyi yaptın. Ne alaka ya? Eda'yı yayına mı aldın? Eda'yı ben takip etmiyorum. Nasıl alacağım yayına? Beni takipten çıktığı için takip etmiyorum Eda'yı. Ne? Abi ne oluyor? Hı. Kötü olmasın diye söyleyemiyordur falan gibisinden. Ben senin yanında oldum. Kalkıp gidip anlattın mı cellata veya bir başkasına? Yaren sizden gizli sizin arkanızdan şunu yapıyor işte. Berkelerle görüşüyor gibisinden. Yaptın mı sana bunu? Yaptım. Ben bunu ne zaman gizledim? Ben senin zor zamanda yanındaydım. Ben bunu inkar ettim mi? Bir de konuşurken sürekli... İnkar ettim mi? Şurada mı? İnkar ettim mi? Gözü şurada olan insanlar arkadaşlar gözünüzü seveyim inanmayın. Ne olursunuz. izliyor değil mi Yaren yayın şu anda? Yaren, sana sesleniyorum. Hı. Ben seninle birlikte senin hadi zor zamanında yanındaydım bir. Tamam. İkincisi, ben senin o zor zamanında yanındayken ben Antalya'ya gitmek zorunda kaldım. Evet. Biliyorum. Antalya'ya gitmek zorunda kaldım ailemin yanına. Şu valiz. Hı. Bu valizi iyi hatırla. Hı. Bu valizi senin köpeğinin kaldığı oda vardı ya hani. Kedim. Bütün kıyafetlerimi kedim köpek işemişti. Köpeğin olduğu odaya atmıştın hani valizlerimi. Onlar zaten oradaydı. Eda onu kendi elinle koydun zaten bu odaya. Bu oda senin odandı normalde. Burada bir sürü eşya vardı ve sen bunların hepsini buraya koymuştun kardeşim. Cansu'yu mu arayayım illa? Kızı da mı katayım olaya? Ev arkadaşımı da mı katayım? Ha. Ne oldu, siz iyi değil miydiniz diyor. Böyle Allah Allah. Ben bunu peki ne zaman demişim? Tamam eşyaya git. Cellat da yatmış olayına cevap ver. Kanıt gösterdim değil mi? Aynı şeyi bana söylediği zaman. Bunu bana zaten mesajda söylemişti. Bizim aramız açıldığı zaman dedim ki Eda niye böyle yapıyorsun? Neden bu şekilde davranıyorsun bana dedim. Bana dedi, aynı şeyi söyledi. Ben dedim ki eğer söylediysem kanıt getir. Çünkü ben kimin söylediği iyi biliyorum dedim. Hatta o mesajlarda duruyor. Göstereyim. Çünkü demek ki göstermek gerekiyormuş. Al. Onlar... Ben bu şekildeydim. Bakın ağladım burada. Ona bunu attım. Dedim ki ağır konuşma. Bak ben seni hala seviyorum. Gel telefonumu aç konuşalım dedim. Beni dinlemediğin için teşekkür ederim. Sana da eyvallah. Şunu bil, hiçbir şeye sandığın gibi değil. Açıklamama fırsat vermedin. Teşekkür ederim dedim. Çünkü bir kere bile beni dinlemedin ki. Bir kere bile dinlemedin ki. Dinledin mi? Bu mesajları aç o zaman burada oku. Sesli oku. Ben ne zaman söylemişim öyle bir şeyi sana? Ne zaman? Teşekkür ederim. Bu ne abi ya? Abi beni arasana karşı. Burada yayında söyle en azından ne söylüyorsan. Bunu diyen sendin. Ben gitti. Cellat'la bu sözcüğü. Cellat'la Yaren işte şöyle böyle yaptılar kalktılar bu muhabbeti yaptılar. Böyle bir şey yapamazsın zaten. Böyle bir şey yapmaya hakkım yok çünkü. Hani diyorsun ya benimle küstükten sonra anlatmış. Bak hı, en basit şunu söylüyorum. Demedim ama demiş olsam bile. Hı. Diyelim ki demişim ki seninle küsken demişim. Senin böyle suratına gülerken senin arkandan cellat da yaptı dememiş. Ne? Zaten bu konu geçtiği zaman niye o zaman aynı şeyi yapmıyorsun kardeşim? Niye çelişiyorsunuz? Evet, hadi kanıt göster ya. Hadi, hadi. Sen niye benim söylediğimle ilgili elinde bir kanıt olmadan açtın yayını? Tamam, sen de açıp söyle. Madem böyle bir şey dediysem sana sen de söyle. Ben bunu niye dedim?
Kanıt şu, senin ağzın. Çünkü o gün evde tek sen vardın ve bunu söyleyebilecek tek insan sendin. Peki Buse'ye kim gidip söyleyebilir bunu? Hadi bakalım sen de bunu açıkla. Benim hepinizle. Hı? Yer, mekan, zaman fark etmeden yüzleşecek kötü var. Buradan konuşmak istemiyorum bir şeyleri. Lütfen bu tarz konuşma yapma ya. Bu kim olursa olsun. Benimle yüzleşmek isteyen her insan beni arayabilir arkadaşlar. Şu an çıkıp gelmezsem insan değilim. Şu an tamam evime gel o zaman şimdi. Şu an çıkıp gelmezsem o zaman açıp uyarım. Söyleyin arkadaşlar. Evimiz yakın zaten, buraya gelsin. Gelsin, benim kapım her zaman açık. Gelsin buraya, yüz yüze konuşurum. Hiç sıkıntı değil benim için. Söyleyin evime gelsin. Gelmek istediği için evime gelsin. Önce üç kelimeyi bir araya kurup getirip bir yan yana getirip cümle kurmayı öğrenin. Peki bunu öğretecek kişi sen misin? Evine çağırıyorum. Gelsin. Ciddiyim, gelsin şu anda. Söyleyin arkadaşlar. Söyleyin. Evimiz yakın, çok uzak değil. Gelmek istiyor, gelsin. Ben evde tekim zaten. Sıkıntı yok. Sen benimle arkadaşken valizleri tekmeledim. Ha, tekmeledim. Nerede tekmeledim? Abi nerede yani? Nerede tekmeledim? Ceren, sen ben tatil planı yapmıştım. Ha. Biliyor musun? Ankara'da tatil yapacaktık. Üçümüzle beraber tatile gidecektik. Hadi. O zaman ne oldu? Hı. İlk bir burs, biz bir önce Bursa'ya uğrayacağız kanka. Hı hı. Sonra oradan şuraya uğrayacağız kanka. Şöyle kanka, böyle kanka demiştim. Hı hı. Değil mi? Evet. Bana bahane uydurmuşlardı arkadaşlar. Bahane uydurmuşlardı. Ben bunu kimin tarafına uydurdum bilmiyorum. Biz aylarca beraber plan yaptık işte tatile gideceğiz diye. Hani sen Juan'ları linçliyorsun ya. Hı. Tatile gittiler, güldüler, eğlendiler diye. Sen de aynısını yaptın. Benimle birlikte, benim yaptığım tatil planına Ceren'le birlikte gittin ve Ceren, ya kanka hani hep beraber yapmıştık bu planı bilmem ne dediğinde sen şu kelimeyi kullandın. İstemiyorum gelmesini. Madem istemiyordun, bu kadar sevmiyordun beni, sen niye benimle böyle arkadaşlık kurdun? Şimdi kardeşim, kısıyorum sesini çünkü sen... Ben sana söyledim, gel evime, evimi biliyorsun, katımı da biliyorsun, beni de ara. Şimdi... Bundan sonrasını zaten daha fazla açmayacağım, bu konuyu açıklayacağım. Çünkü bahsettiği konu yazdan olan bir mevzu olduğu için çok geride kalan bir mevzu. Ki bundan sonra da gelip bana arkadaşlık yaptın. Madem bu kadar bir derdin var, gelip söyleseydin Eda. Gelip bunu bana söyleseydin, ben de sana açıklamamı yapsaydım. Şimdi diğer konuya gelelim. Ben mi istememişim seni? Ben mi istememişim? Gelip peki Ceren bana ne dedi? O benim sevgilimle şunu bunu yaptı. Ben onu istemiyorum dedi. Ama ona sorsan o iyilik meleği değil mi? Çok haklısın. Geç ona sor bakayım. Demedim diyemez. 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 Demedim diyemez çünkü dedi. Demedim diyemez. Böyle bir şey yok ya. Yok yani. Ben tekrar söylüyorum. Hı. Ben haklıyım. Herkesle yüzleşmeye kaçım var. Ve yani en basit şundan anlayabilirsiniz. Sakinim. Üç kelimeyi bir araya getirip cümle kurabiliyorum. Ve gözüm şurada, izlenmede değil. Benim gözüm kameranın içerisinde. Sizin benim gözlerimi iyice görmeniz için. İzlenmeye baksam şuraya bakıyor olurdum. Buraya değil. Bir öğrenmişsiniz şunu. Hep bunu yaparsınız zaten. Söyleyin arkadaşlar. Gelsin evime, gelsin ya. Ha. Ceren'den bir tweet. Ne öyle mi? Küçük yavru kediye sokaktan yaşamından, annesinden koparıp eve getirip odaya tıkayım, bir de sahip çıkmayayım ve o hayvan canından bulsun. Sen nasıl bir insandın? Allah'ından bul. Allah Allah. Ben o hayvanı bulduğumda ilk gün gittim. Zafer Plaza'da görmüştüm. Sevdim. Bu adını siz söyleyin. Trafik içerisinde olduğu için, arabalar sürekli geçtiği için onu kenara bıraktım. Sonra ikinci gün tekrardan gittiğimde tekrardan karşıma geldi. Tekrardan gördüm. İkinci gün aynı yerde tekrardan gördüm o hayvanı. Büyük ihtimal tek başınaydı. Çünkü o gün de tekti, yine tekti. Hayvan küçük ve tek başına.
Ben de hatta sordum abi, dedim ki orada bir tane bir kumrucu var, Bursa'da yaşayanlar bilir, Zafer Plaza'nın orada, o karşıdaki tramvay yolunda, Bursa'da yaşayanlar herkes bilir. Şunu söyledim, dedim ki abi, dedim bu hayvanın bir ailesi var mı, bir annesi var mı, siz bunu besliyor musunuz dedim. Biz besliyoruz ama ailesi yok dedi. Ben de aldım, ilk önce veterinere götürdüm, kartın kimliğini çıkarttım, sonra da evime götürdüm. Evime baktım, evimde ona baktım. Bundan mı vuracaksın beni? Annesinden kopar. Sen ne kadar böyle... Abi inanmıyorum artık ya. Hani artık acındırmaktan vazgeç bir şeylerden. Bir şeylerden acındırma artık kendine. Bir de sahip çıkmıyoruz. Ne demek ya? Sen bu eve geldiğin zaman da bu cam hep açıktı. Ben bu camı kapatıyordum da açıkta kalıyordu. O hayvan zaten sürekli camın etrafında dolaşan bir hayvan değildi. 8 ay boyunca düşmedi sonuç olarak. Ve mantıken ben de onu kapattığım zamanlar da oluyor. Hani insanlık hali, insanlar bu tarz şeyler yaşayabiliyor. Hani çünkü senin kedin de düşmüştü ya. Ama Allah iyi ki yaşatmış. İyi ki sana ona bağışlamış. Bunun için çok şanslısın. Keşke ben de aynısını yaşasaydım. Benim acımdan beni vuramazsın. Ha, sana bir soru zeki insan. Şu an baktın köpeği satın aldın. Aa, ben mi yanlış hatırlıyormuşum? O konuya geleyim. Arkadaşlar biliyorsunuz Bal vefat ettikten sonra ben gerçekten çok üzgündüm. Ben burada video attım ya size dans ederek. İçimde üzgündüm. Onur da bu halimi bildiği için dedi ki bak hayvan sahiplenin bir şey alalım şey yapalım. Onur kendisi aldı o hayvanı. Kendi verdi parasını. Sonrasında ben dedim. Hani olmasın öyle bir şey. Ben vereyim hani kapansın dedim. Ben sonrasında Onur'a kendim ödedim. Onur zaten almıştı. Kendi vermişti parasını. Ben üzüldüğüm için. Arkadaşlık bu çünkü. Buna da buna yor. Tamam? Bildiğin tek şey bu çünkü senin. Ve şu an baktığım köpek de Onurların çiftliğinde arkadaşlar. Evin içerisinde büyüyemediği için, çünkü çok büyüdü ve evin içerisinde artık bakamıyorum. Aynı şekilde komşular da rahatsız oluyor ve biz sürekli onu sokağa çıkartıyorum falan filan. İşte evin içerisinde çok şey olduğu için onu büyük bir çiftliğe verdik. Onurların çiftliğinde, yine başkasında değil yani. Ha, tamam. Ben devam ediyorum. Ben Eda konusunda, Eda'nın burada yayında dinlettiğim kadarını biliyorum. Yayında söyledikleri kadarını biliyorum. Sonrasında konuma devam edeceğim. Sen kendi ağzında kadınların sesi olacağını söyledin. Onu söyledin, bunu söyledin, şunu yaptın. Ne dakika. Neredeydi o? Efendim? Efendim? Sıkıldım artık bu muhabbetlerden. Devam ediyorum. Şimdi bir konuya daha geleceğim. Onu bulayım be. Burada yok büyük ihtimal. Ben bunun... Şu konu vardı. Şu copycat mevzusuna gelelim. Arkadaşlar... Ben de yine öğrendim. Değil, yüzüne söyleyecek. Benim arkamdan bunu demediğini o insanların yüzüne söyleyeceksin. Ben böyle bir şey demedim. Sen niye? Kardeşim, senin aklına zaten giren Ceren. Bunu söyleyen de o. Beni yalancı çıkaramazsın bu konuda. Bunu söyleyen o çünkü. Bunu söyleyen o. O. Bunu söyleyen o. Bu kadar. Ve bunu gayet de hepimiz iyi biliyoruz. O da iyi biliyor. Ceren de çok iyi biliyor. Bunu sen söyledin Ceren. Bunu çok iyi biliyorsun. Mevzulara bak. Tamam, devam ediyorum. Bakalım, yeni bir tane tweet atılmış. Random. İşte bak, sen busun. Sen doğrular acı geldiği zaman bir insanın bir şeyinden, işte acaba yarenin şusu var mıdır, onu bundan vurayım. Sen bu kadarsın. Bakalım şimdi benim hangi geçmişimi açacaksın? Aç. Yapmazsan daha kötüsünü yaparım sana.
Tamam mı? Aç, geçmişimi aç. 17 yaşımda yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. İyi ki yapmışım. Yaptım da bir şey öğrenmişim. Hatalarımdan ders almışım. Senin gibi aynı hatayı 10 kez yapmadım en azından. Şu da vardı. Sen yayında dedin değil mi? İhanet etmedim. Allah Allah. Bir daha düşün istersen. Benim evimde. Bir daha düşün. Bir de bir tane daha olay vardı. Onu da bir düşün istersen. İhanet etmedim diyorsun. Bari yalan söyleme insanlara. Buradaki kendi ailene yalan söyleme en azından. Başkasını vurmaya çalıştığın yerlerde kendin de haksızsın. Bunu çok iyi biliyorsun. Ama unutmuşumdur falan diye düşünmüşsündür belki, değil mi? Çünkü uyuyordum. Acaba sevgilim öğrenirse bana ne der diyordun. Değil mi? Bu ihanet olmadı mı? Bu ne zaman ihanet olmadı, pardon? Bunun adı ihanet değil mi peki bu senin yaptığın? Kanıtlarım da. Çocuğu da getiririm. Mesajları da gösteririm. Alo. Yayında şu an arayan herkese açacağım. Herkese açacağım. Aynen. Çok komiksin. Random atarak hiçbir şeyden kurtulamazsın Ceren. Doğrular bu. Doğrular bu. Ama sen bir kadın sesi olacaksın, evet. Ha, bir de gelelim şu kelepçe olayına. Geleceğim, bekle. Alo. Numaramı mı yaydınız? Bu kadar aranmıyordum çünkü normalde. Bunu da mı yaptınız gerçekten? Bakalım başka bir tweet atmışlar mı? Atmamışlar. Atarlarsa öğrenirim. Devam ediyorum. Kendi arkadaşın senin yanında, senin o kıza söylemlerine rağmen senin yanında kalan tek arkadaşın vardı ya. O kıza bir mevzu yüzünden o kadar linç attırıp pardon, çünkü sen hiçbir şey söylemedin. Olayın doğrusunda ya da doğrusu varsa belki yalandan ya, hiçbir şey açıklamadın yani. Bir kıza, bana da aynı şekilde bir kıza bir iftira attın. Çünkü hiçbir şekilde isim vermeden konuştun. Zan altında bıraktın insanları. Bana da aynı şekilde. Bana da aynı şey yaptın zamanında. Ama bu kız zamanında senin o söylemlerine rağmen senin yanında durdu. Sen kız o telefonda ne dedin? O kıza neler dedin? Dava açacaktı, biliyorsun değil mi? Sana dava açacaktı o kıza söylediğin şeyler için. Ama demek insanmış ki yine senin yanında durmuş. Ama sen yine geçen gün, iki gün önce yayın açıp o kızı linç etmeye çalıştın. Ama sen kadınların sesi olacaksın. Böyle kadınlık olmaz. O zaman biz de kadın değiliz. Bir şeyler yapıyorsanız ilk önce kendinize bakın arkadaşlar. Eğer bir konuda tamamen haklıysanız o konuyu savunun. Ama kirli çıkılarınız varsa hiç karışmayın. Çünkü zaten yalansız olacaksınız. Bu her şeyde böyle. Eğer benim bir şeyim varsa ben yanarım da. Bu hiç sıkıntı değil. Ama artık insanlar o kadar farklı şeyler konuşmaya başlamış ki benim açığımı arıyor. Düşün, benim böyle bir sevgili olduğumu düşünmüş. Geçip benim bir fotoğrafımı bulup gidip eski arkadaşınla soruyor bir de bunu. Ben hiçbir şey demiyorum. Artık. Yani. Numaram yayıldı büyük ihtimal. Arayıp duruyorlar yani. Ah bak, arama reddedildi. Arama. Arama reddedildi. Hem bir de şu copycat mevzusunu da açıklayacağım şimdi. Saat 22.15. Arkadaşlar biliyorsunuz hani ben geçen gün burada eğlenceli bir yemek yayını açmıştım.
Ama benim unuttuğum bir şey varmış. O maalesef tek bir kişinin açabileceği bir yayınmış galiba. Yani çünkü ona tam ona özel hazırlanmış bir şey. Onun için hazırlanmış bir içerik olduğundan dolayı sadece o yapabilir onu. Abi şimdi şöyle bir şey var. Madem copycat diyorsun, sana mı özeneceğim? Hı? Neyine özeneceğim? Yapsın, iyi hak etsin o zaman. Git kendi psikoloğuna benim hakkında bir şeyler sor. Ben de bu zamana kadar bir sürü psikoloğa gittim. Hiçbir psikoloğum bana gelip bir insan hakkında bir konuşmada ya da bir onun hakkında bir açıklamada bulunmadı. Hiçbir psikoloğum bana bir kişi hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bulunan var mı? Neymiş, beni hayatını özlemişim, ben kafayı yemişim. Allah Allah, burada kafayı yiyen kim acaba? Burada kafayı yiyen kim? Sürekli insanların arkasından bunu nasıl patlatırım, şunu nasıl yaparım, şuna neler yaparım deyip açık aramaya çalışan sensin. Ne yapıyorsun acaba? Telefonumu da düşürdüm. Bakalım tweet atılmış mı? İzliyoruz çünkü. Beni izliyorduk büyük ihtimal. Random atmış. Güzel. Güzel güzel. Abi beni aramazsanız daha iyi olabilir. Gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada kendi WhatsApp gruplarımı okuyorum. Çünkü onlar bana şunu, bunları oku diyorlar. Az önce Ceren'in attığı tweetlerde buradan okudum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Numaram mı dağıldı? Onlardan bahsediyorlar. Telefona bakıp bir kanıt okumuyorum. İçiniz rahat olsun. Burada attığı tweetleri bana atıyorlar. Onlar atmasaydı ben görmezdim zaten. Sonra ne olurdu? Ben yayını kapatırdım. Sonra o yayın üzerine bir daha yayın açarım. Olay tekrar büyüdü. Şu olurdu, bu olurdu. Tamam. Şimdi eğer şu an yayını izliyorsun, bana diyeceğin bir şey varsa ya da beni geçmişimden vurmaya çalışacaksan şimdi yap bunu. Çünkü ben susmayacağım. Ben sana sus dediğim zaman ben kendine sustuğum için hata yapmışım. Ben kendim sustuğum için hata yapmışım. Sana sus dedim çünkü. Ben sana keşke susma deseydim, belki susardın ama. Çok hata yapmışım. Gerçekten aşırı hata yapmışım. Seni hayatıma almakla zaten çok büyük bir hata yapmışım da olsun. İnsanlar hata yapar. Önemli olan ders çıkarmak. Dersimi çok güzel çıkardım. Sen bana çok güzel bir sınav oldun arkadaşım, eski arkadaşım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Senin gibi bir insan hayatıma almayacağım bundan sonra. Bana bir ibret oldun. Hadi tweet atacak sanat, bekliyorum. Uf. Arkadaşlar o kelepçe mevzusu benimle olan bir şeydi, ben bilmiyorum. Ben değilim yani, benim hiçbir fikrim yok, ben hiçbir şey bilmiyorum o konu hakkında. Atar mısın artık tweet? Hadi bekliyorum seni. Eda hala yayında mı? Gelsin, yanıma gelsin. Kız ya, yanıma gelsin. Ben ona zamanında da söyledim gel diye. Tamam, yayını kapatmış. Şimdi ben kendim WhatsApp'tan yazıyorum. Kafam karıştı iyice. Aa. Bir dakika, nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Bekle, şimdi ben kendim
Eda, yazıyorum. İnanmış. Yani inanırlar. Ceren Cemil'in hiçbir şekilde hiçbir fotoğraf atma olayı yok arkadaşlar. Ben kimse hiçbir kimsenin fotoğrafını atmadım. Atmam da. Ben bunun açıklamasını zaten yapmıştım. Ben Content House'tan sonra Cemre ile doğru düzgün belki 2-3 kez konuşmuşuzdur. Öyle bir konuşması belki olmuştur, belki olmamıştır. Konuşmadık zaten. Öyle bir şey yapmam yani. Saçmalamayın. Bu arada bu yatma olayı falan derken bunu yanlış anlamayın. Benim bahsettiğim bu değil. Biz zaten orada herkes kardeş gibi uyuyup kardeş gibi davranıyorlardı birbirlerine. Bundan bahsettim. Ama benim yani sizin anladığınız şey başkası gidip öyle, o şekilde anlatıyor. Bunlar böyle böyle yapmış gibi anlatıyor. Ama böyle bir şey yok zaten. O da kendi gözleriyle gördü böyle bir şeyin olmadığını. Ben bundan bahsediyorum. Eda'ya mesaj attım. Beklediğimi söyledim. Twitter'a bakıyorum. Hala bir şey yok. Hadi. Ya da beni ara. Beni şu an ara. Yayını kapatacağım. Bitsin artık. Bitsin. Acaba nasıl olur? Hani çünkü şunu da düşündüm. Sonuç olarak bu insanlarla ben bir arkadaşlık yapıyorum. Ben bu insanlarla bir hani arkadaşlık kavramı içerisindeyim ya hani. Ona gidip sordum. Dedim ki hani kanka bak böyle böyle bir mevzu var. Hani sence nasıl? Yazayım mı ya da ne düşünüyorsun? Fikir aldım. Zaten ben ona söylemiştim. O gün ya da ne bileyim annem evdeyken ya diyorken belki buraya geldin ya da ben bir yerde buluştuğumuzda şu olduğunda bu olduğunda geçip Yiğit'i de arayıp haber veriyordum. Çünkü o insanlar yanlış bir şey düşünmesinler diye bunu yapıyordum. Acaba bizim arkamızda iş mi çeviriyorlar diye değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu kadar. Bu konu buydu yani. Eda tek gelmem, Buse'yle Ceren'le gelirim dedi. Gelsin. Ben tekim. Ben evdeyim. Gelsin. Herkesle yüzleşme yüzüm var. Olmasa geçip burada yayın karşısında konuşmam. Sorunları neden kendi aranızda halletmiyorsunuz? Ben de onu soruyorum zaten. Tamam. Tamam. Evdeyim. Şu an chat'i okuyorum. Arkadaşlar, yerceldir, şudur budur böyle saçma saçma mevzular yapmayın. Yani ben artık nasıl açıklayabilirim kendimi? Hani ben artık daha ne diyebilirim? Ben artık ne yapabilirim yani? Yani bu söyleyeceklerim bunlar. Ben kendimi burada açıklayıp artık gerçekten söylediğimi düşünüyorum çoğu şeyi. Evet, kaçırdığım olabilir, unuttuğum çok şey olabilir. Ama şu anda tamamen konuştuğumu ve rahatladığımı söyleyeyim size. Yayından sonra da Eda'lar gelecek birazdan. Ondan sonra konuşulur, yüzleşilir. Büyük ihtimal olay kapanır ya da kapanmazsa zaten öğrenirsiniz. Bu şekilde. Şimdi şeyi okudum arkadaşlar. Baktınız dedim. Baktım tweet'e. Aynen öyle yapsın için bu haldeyiz zaten demiş. Cansu. Sen mi geldin? Ben çoktan geldim.
Ne? Anlamıyorum. Gelsene bir, anlamadım. Hayatım ben çoktan geldim. Şurada kıyafetlerim vardı, onları katlıyorum. Ya sen kralsın ya. Her neyse. Şu. Benim zaten bizim tamamen bitmemizin sebebi neydi? Güvenmemem ya da bazı konular yüzünden inanamamam. Ya da bir şeyleri yutamamam. Yaşadığım şeylerden, önceden yaşadığım şeyleri bir türlü geriye atamamam. Ama ne kadar da sevsem de bir şeyler için çabalamam. Bunlar. Böyle karışık bir mevzu. Burada bir tane de açıklama yapmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten çok saçma bir şey. Sen de konuşmak için Celat'ın izni almış. Yazıp random atmış. Arkadaşlar bu değil. Benim yaptığım şey şu. Arkadaşıma danışmak. Hani arkadaşlar arasında bu tarz mevzular yaşandığında hani karşıdaki insana sorulur. Hani kanka sence ne yapayım? İşte nasıl olur mu sence? Şu mu olur, böyle mi olur? Falan filan. Bu. Bundan ötesi ya da bundan gerisi yok. Olay tamamen bu. Net şekilde. Hayır ya, ben gidip Ceren'le barışmayacağım. Ben gidip şununla barışmayacağım. Ben gidip bununla barışmayacağım. Benim yapacağım şey buraya geldiklerinde onlarla konuşmak. Aynı şekilde onların. Kimsenin kimseyle barışmak gibi bir niyeti olamaz zaten arkadaşlar bu saatten sonra. Bu saatten sonra kim olsun yani? Kimin yüzüne bir daha arkadaş gibi bakabilsin? Bu kadar olaydan sonra. Neyse. Ben diyeceğimi dedim. Yayını kapatıyorum. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar manyak mısınız?